Merhaba çocuklar. 6. sınıf 6. ünitemiz yönetime katılıyorum. Evet, birinci konumuz olan yönetim şekilleriyle dersimizi anlatmaya başlıyoruz. Demokrasi. Evet, demokrasi yönetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu tüm vatandaşların eşit sayıldığı yönetim biçimidir. Demokrasi, yani kısaca bakarsak halkın kendi kendini yönetmesi diyebiliriz. Evet, halk egemenliğine dayanan bir yönetim biçimi olarak geçiyor demokrasi. Evet, demokrasinin temel ilkelerine baktığımız zaman 1. Milli egemenlik. Evet, milli egemenlik demokrasinin en önemli özelliklerinden birisidir. Milli egemenliklerde halk kendi kendini yönetiyor. Peki halk kendi kendini nasıl yönetiyor? Belli aralıklarla seçimler oluyor. Bu seçimlerde halk temsilcilerini seçiyor. Bu temsilciler aracılığıyla yönetime katılmış oluyor. Evet. Demokrasilerde dediğimiz gibi egemenlik millete aittir. Egemenlik kanun yapma ve uygulama, kısaca yönetme yetkisi diyebiliriz. Evet, demokrasinin diğer bir temel ilkesi eşitliktir. Demokrasilerde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapılmaksızın bütün vatandaşlara eşit haklar verilir. Vatandaşlar kanun önünde eşittir ve diğer alanlarda eşit haklara sahiptirler. Herkesin bir oy hakkı olması eşitlik prensibine uygundur. Demokrasinin diğer bir temel ilkesi özgürlük. Özgürlük, herkes hür iradesiyle baskı altında olmadan özgürce karar veriyor. Yalnız özgürlük istediğin her şeyi sınırsızca yapabilmek değildir. Özgürlük de belirli kurallar, kanunlar eşliğinde sana verilen hakları alabilmek, haklara sahip olabilmektir. Kısaca senin özgürlüğün başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bu ne demek? Senin özgürlüğün başkalarının haklarını kısıtlamamalı, başkalarının haklarına zarar vermemeli. Evet, dediğimiz gibi özgürlük bireyin başkalarını rahatsız etmeden istediği her şeyi yapabilmesidir. Sınırını da az önce söyledik. Başkalarının özgürlük alanını kısıtlamamak lazım. Evet, demokrasinin diğer bir temel ilkesi çoğulculuktur. Ülkemizdeki seçimlerde birden fazla parti olması çoğulculuk ilkesinin bir göstergesidir. Evet, demokrasinin diğer bir ilkesi katılımdır. Halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi demokrasinin katılım özelliğidir. Evet, sivil toplum kuruluşları yönetimin bazı karar alma sürecini etkilemektedir. Zaten bir ülkede ne kadar çok sivil toplum kuruluşu varsa o ülkede demokrasi o oranda gelişir. Yine diğer bir ilkemiz çoğunluktur. Seçimlerde en çok oy alan partinin ülkeyi millet adına yönetmesi çoğunluğun göstergesidir. Evet, yönetim şekillerine geçiyoruz. Monarşi. Monarşi ülkenin tek kişi tarafından yönetilmesidir. Son sözün bir kişide olmasıdır. Bu kişi kral olabilir, padişah olabilir. Özellikle eski dönemlere, ortaçağ dönemlerine baktığımız zaman monarşi yönetim biçiminin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Evet, Latince'de mono bir demektir. Monarşi ise dediğimiz gibi egemenliğin tek kişiye ait olması, son sözün tek kişiye ait olmasıdır. Evet, yasaları yapma, uygulama, hatta yasalara uymayanları cezalandırma yetkisi krala aittir. Egemenliği elinde bulunduran bu kişiler dediğimiz gibi kral olabilir, padişah olabilir, imparator olabilir, çar olabilir.
Evet, monarşide kral öldüğünde yerine oğlu geçiyor. Yani yönetim biçiminde babadan oğula devleti yönetme yetkisi geçiyor. Evet, mutlak monarşide halkın yönetime katılma hakkı yoktur. Evet, diğer bir yönetim biçimi oligarşi. Oligarşik yönetim biçimlerinde ise ülke bir aile, bir sınıf ya da bir zümre tarafından yönetilir. Yani ayrıcalıklı bir grup tarafından yönetiliyor ülke. Seçme ve seçilme hakkı bu ayrıcalıklı olan gruba aittir. Oligarşi yönetiminde diğer sınıfın yönetime katılma hakkı yoktur. Evet, günümüzde Cezayir'i oligarşik ülke yönetimine örnek verebiliriz. Teokrasi. Teokrasi ise ülkenin din kurallarına göre yönetilmesidir. Burada şer'i hükümler geçerlidir teokratik yönetimlerde. Evet, Tanrı adına yönetebildiği için yöneticiler sorgulanamaz, yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Buna Vatikan'ı örnek verebiliriz ya da Suudi Arabistan'ı örnek verebiliriz teokrati yönetim biçimine. Evet, diğer yönetim biçimimiz Cumhuriyet. Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetebilmesidir. Cumhuriyet yönetim biçiminde seçimler vardır. Vatandaşlar belli aralıklarla olan seçimlere katılır. Burada ülkeyi yönetecek kişileri seçerler. Örneğin ülkemize baktığımız zaman vatandaşlar seçimlerde oy kullanır. Belli sayıda temsilciyi milletvekilini seçerek meclise gönderir. Milletvekilleri meclisten ülkemizi yönetirler. Vatandaşları temsil ederler. Evet, devlet yöneticileri Cumhuriyet'te belli süreyle iş başına geliyorlar. Önemli bir özelliktir. Tekrar seçim olduğu zaman yöneticiler değiştirilebiliyor. Evet, herkes eşit haklara sahip Cumhuriyet'te. Günümüzde Türkiye dahil ülkelerin çoğu Cumhuriyet yönetim biçimiyle yönetilmektedir. Evet. Konu sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.